Pençeneme geldik. Şimdi buradayız. Evet. Burada aslında benim dikkatimi çeken kadife bölüm. Detaylar. Evet. Burada kadife bataryayla kullanılmış. Yine aynı şekilde mat yüzeyler gözümüze çarpıyor. Daha şık bence. Evet. Onun dışında sardan yüzeyler. Cam kaplar. Sarı ve şeffaf. Bunun dışında yani şu artık gözümüzün içine gire gire bir hal oldu. Evet. geometri, form. Yine aynı şekilde son birkaç yılın en trend görüntüsünü. Yani modern bir şekilde yorumlanmış bir çam harcasısı görüyoruz şu an. Fiyatı 30 lira bu arada, almayı düşünürseniz. Benim favorim tabii ki. Ahşap. Çok evet. Güzelmiş o, görmedim. Evet, evet. O ne kadar? Etiketi. En azından bilerek gelir insanlar. 20 lira. Etiketi çok eskimiş görünüyor. Emin olmamakta. 20 lira gibi görünüyor. Evet. Onun dışında fütürlü gene klasik süsler. Yine modern bir şamban. Mat. Kadife. Tea light'lar. Evet. Üçlü set satılıyor bu, giderek küçüler. Onun dışında bu sezon kardan rengi, gri ile kombinliyor. Şan renkler, kardan rengi. Ayrıca bu şekilde siyah-beyaz geometrisi de... Çok yakışıyor ama o kırlantı kılıfından beğenmedim açıkçası. Dokular uygun değil ama ben renk olarak... Ha, renk olarak mi? Evet, çok güzel siyah beyaz da. Evet. Bunu ofisimiz için almıştık. Yalnız bunu biz aldık. Kararmaya başlamış. Hiç kullanmadığımız halde. Tavsiye etmiyorum ben bu ürünü. Evet. Siyahı... Bir sorun yok siyah için. Yani almayı düşünürsünüz eğer, kesinlikle gold'u değil siyahı tercih edin. Evet. Bir de mat siyah aksesuarlar. Çok amaçlı kullanılabilecek aslında. Evet, bence de. 60 lira bunun fiyatı. Burada bak minik şeyler varmış. Evet, bunlar yine dekoratif olarak kullanılabilecek. Onun dışında şöyle gidelim istersen, daha az görüntü olsun. Bu bölümde neler varmış? Bu bölümde biraz de... önceki şamdan. Yine ben. Tea lights. Burada yine. İçi kadife dokulu şık bir tepsimiz var. 109 lira fiyatı. Bence eder, çok şık. Alt tarafındaki çizikleri saymazsa güzel olur. Evet. Ama mutlaka bu malzemesine dikkat edin, burada kullanılan malzemeye. Burada materyalle ilgili çok fazla bir bilgi yok sanırım. Çünkü bunlar zamanla kararabiliyor. Buna dikkat etmemizde fayda var. Burada da yine mumlarınızı koyabileceğiniz veya normal takı malzemelerinizi de koyabilirsiniz. Boş ucunuzda durabilir. Küçük ürünleri düzenleyici olarak da kullanabilirsiniz. Ben söyleyecektim şimdi. 60 lira bunun fiyatı var. Dış yüzeyi altın renginde. İçi lacivert. Ve aydınlık bir ürün. Parlak. Böyle bir ürün var mesela. Yine banyolarda veya normal kitaplıklarda dekoratif olarak kullanabileceğiniz bir ölçü. Ama bunu tek başına kullanamazsınız. Bu tip şeylerle kullanabilirsiniz. Ama göre bir tip edilemiyorum ama evet. Farklı aksesuarlarla tamamlayabilirsiniz. Küçük evlerde bahsetmiştik. Küçük evler nasıl dekor edilirdi? Bu tarz aynalar kullanabilirsiniz. Tabii salonunuzun tarzına göre, metrekaresine göre. Ne bu aslında, bir fanus. Çok güzel. Bunun içine her şeyi koyabilirsiniz. Evet. Işık koyabilirsiniz. Yaprak koyabilirsiniz veya mum koyabilirsiniz. Sergilemek istediğiniz bir objeniz varsa size özel bir şey, onu da yerleştirebilirsiniz.
silinen bir 89 görüyorum ama. Geçmişte mi, şu anki mi bilemiyoruz. Evet. Bu da şık bir ürün aslında. Evet, yoktu daha önceden. Yeni yok, gelmiş bakalım. Yok, yeni sezon ürün bu. Çok şık bir şamdanımsı mumluk. Evet. 65 lira fiyatı. Altta da yıldız yapmışlar mumluk ama. Olmamış. Şamdan hiç, evet, olmamış. Olmuş. Zaten mumluğunda dikilme şansı pek fazla yok gibi. Çok az pay vermiş içine çünkü. Çok yani. Sıkacak olursa. Az payı. Görebiliyor musunuz? Evet. Biraz daha derin olsaymış daha sağlıklı olurdu. Bu beğenmediğimiz ürün de 40 liraymış. 39.99. Evet. Küçük evler videomuzda sürekli bahsetmiştik. Hani saydam dekoratif eşyalar kullanabilirsiniz diye. Bakın bu mesela güzel bir örnek. Evet. Bunun içinde sukulent de kullanabilirsiniz biliyorsunuz. Hı hı. Bir teraryum haline getirebilirsiniz bunu. Bunun fiyatına bakayım sizin için. Kırmadan, dökmeden. Acaba bakabilecek miyim? Neslihan yardımcı olur musun? Göremiyorum. 200 lira. Evet, 200 lira. Altta da yine saydam vazo var. Gold rengi. Ben şu çerçeveleri seviyorum. Ama goldları güzel olmamış. Bunlar biraz bana basit geldi. Evet, başlamış sanki değil mi? Ya ondan hoşuma gitmedi. İşte bizim aldığımız materyalde sanırım bu. Evet. Yani daha şimdiden başlamış. Onlar değil de şuralarda. Evet, daha şimdiden başlamış. O eski parlak halinden eser yok şimdi. Aynen, aynen. Bu beğenmediğimiz ürün 60 lira. Bunlar çok güzel düzenleyiciler. Aynı şekilde. Bunun fiyatına bakayım sizin için. 40 lira. Ne kadarmış? 60 lira. Çok güzel bir kırlant için. Evet, kılıf. Biraz daha böyle etnik bir stil var. Evet. Farklı desenleri var. Şöyle açayım da kaldı. Şöyle. Arkasındaki aynı. Aynen. Evet, iki tip. Bir de şu var. Ama onun yüzeyi evet, daha mat. Aynı değil. Evet. Bu daha yumuşak bir yüze. Tipik kırlantin fiyatı 60 lira. Yeni değil bunlar. Yazın da vardı bunlar. Deri detaylı düzenleyiciler. Bunlar da yine başucumuzda, ofisimizde. Evet. Her yerde taba rengi alternatifi de var. Her yerde kullanabileceğiniz. Ve her yere uyum sağlayabilecek bir aksesuar. 90 lira fiyatı. Hı hı. Takı koyabilirsiniz. Çok amaçlı. Şu kırlant örtüsü, kılıfı benim dikkatimi çekti. Çok güzel. Sanki eşarbamı kesmişim evet, de. Evet. Yapmışım hissi veren bir ürün. Bu da 27 lira. Fiyatı. Yeşiller, kadife, mat kokusu. Yine aynı şekilde. 65 lira bunun fiyatı da. Evet. Burada. 65 liraymış bu ürün. Çok şık aslında. Modern bir dekorasyonu. Çok evet. Şık adapte olabilecek bir ürün. Merhaba,
Fena değilmiş değil mi? Eski evet, güzelmiş bakması. Bence. Etiketi yok. Siz de benim gibi şal tutkunuysanız eğer küçük şal askılarına edinebilirsiniz. Bunlar aslında ekonomik olması gereken ürünler ama yine de yani çünkü birden fazla alınması gereken. Evet, tek bir tane alınmayacak sonuçta. Bizim için 35 lira malum ithal. Şeffaf olmuş. Cam değil mi o? Cam değil. Ha. Cam değil, plastik ve 35 lira. İyiymiş. Şerif sepetleri de aynı şekilde. Ben bunların bu kısımlar çok pislik bulduğum için bunlar yazlıklarda çok rahat kullanabileceğiniz okularda. Güzel bir ürün aslında. Evet, bence de ben de seviyorum. Bu ürünün fiyatı 119 lira. Şu keten? Görüntü mü? Evet. Deri detayları var kutulara. Bunun güzelliği ne? Kapatabiliyorsun bezgahını. Evet. Başkalarına kirli çamaşırlarını göstermeye gerek yok. Altından evet. Yola çıkılmış. Çok güzel bir hediye seçeneği. Bence de kesinlikle kutusuyla. Yıl başında evet. Hediye paketi yaptırmanıza gerek yok bence. Evet. Gayet şık. Hedife. Evet. Suyla bu ürünün fiyatı da 65 lira. Renk seçenekleri de var. Evet ama hediye edeceğiniz kişinin alerji rahatsız olmaması gerekiyor. Zira ben şu anda rahatsız oldum. Hemen yürüyoruz. Ürünler rahatsız ediyor. Çok modern ama sevmedim bu şandalı. Olmamış. Çok kaba geldi bana. Vazolar 65 liraymış düşünürseniz. Altında. Evet. Evet, en sevdiğim bölüm. Yalnız sanırım şu içerideki materyali, yani boya gibi bir malzeme var burada. Çizilmiş yani bunda yemek ne kadar sağlıklı olur biraz soru işareti sanırım. Yani ahşap olmasını isterdim ben bunun. Güzel olmuş hani tasarım olarak ama. Gözenekli de. Evet. Hepsi böyle. Bakın şöyle. Hepsi iç boyalı. Evet, iç boyalı. Yani aslında bu görüntüyü görmek yani, isterdik. Evet. Bambu, ahşap ürünlerin doğal olması gerekiyor. Doğru. Ya, üstüne herhangi bir kimyasal işlenmesi gerekiyor. Evet. 90 lira. Şurada sepetlerimiz var. Evet. En sevdiğim aksesuarlar sepetler benim. Bir kez olsun lütfen. Ben bunu beğeniyorum. Ben de beğeniyorum. Ne kadarmış? 60 lira. Mesela bizim kullandığımız kupa ev atları. Bunlar aslında tembeller için üretilen ürünler. Birkaç kere çay doldurmak zorunda kalmıyorsunuz. Aslında çorba için yapılıp tembellerin çay içtiği fincanlar desek daha öyle. Doğru olur. Bunun fiyatı 40 lira. O zaman bu yazı sana gelsin. Tamam, bana gelsin. Aslında kurabiyeler için çok güzel olur. Evet, güzel bir tepsi.
Depolamak için bu tarz kutuları tercih edebilirsiniz. Çok işlevsel. Sevdiğim gün kaç lira? Siyah.